Merhaba sevgili terazi burçları, yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Umarım hayatınızda her şey yolundadır sevgili teraziler. Biliyorsunuz benim de yükselen burcum terazi. Sizin sayenizde ben de kendime bakmış olacağım. Bugün terazi ve yükselen terazi burçları için Mayıs yorumu yapacağız. Bakalım Mayıs ayında terazi burçlarını neler bekliyor, nasıl enerjiler geliyor? Öncelikle enerji kartlarıyla bakacağım arkadaşlar, sonra detaylı bakıma geçeceğiz sevgili teraziler. Bir bakalım enerjilerde neler var? Mayıs ayında terazi burçlarını nasıl bir enerji bekliyor bakalım. Öncelikle arkadaşlar, nacizane, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz, videolarımı izledikten sonra bir beğeni, bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Hem alma verme dengemizi korumuş oluruz arkadaşlar. Emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum herkesi. Onun dışında sevgili teraziler, adaleti temsil eden teraziler. Terazi burçları çok net ve doğru burçlardır. Haksızlığa asla gelemeyen burçlardır. Onun için terazileri, bak, dürüst insanlar çok sevilir ama işte ilişkilerde filan biraz dürüst ve doğru insanlar sıkıntıya giriyor. Ama siz hiç çizginizi bozmayın sevgili teraziler. Her zaman adaletli olmaya devam edin. Adaletli olan kişinin mükafatını Rabbim her zaman veriyor. Öncelikle bunu söyleyeyim ben size. Seviyorum terazileri, netliğinden dolayı. Bakalım nasıl enerjiler geliyor terazilere. Kötü şans, sert ve travmatik bir geçmiş. Geçmişinden kaçamayıp yüzleşmenin sınavını vermek. Şimdi terazi belli ki geçmişiyle alakalı, ilişkisi olabilir, evliliği, işi olabilir, sert ve travmatik bir geçmişten kalan bir problem olduğunu gösteriyor. Ama bundan kaçamayıp bunun yüzleşmesi ve sınavını vermek. Sanki Mayıs ayında takılı kaldığın şeyler, hangi konuda takılı kalmışsan o konuyla ilgili bir yüzleşme söz konusudur. Yüzleşmenin sınavını vermek söz konusudur. Şimdi eğer bir problemimiz varsa, benim düşüncem, bu problemi çözmek için yalnız bu problemle yüzleşmemiz gerekiyor. Onun için yüzleşmekte hiçbir problem görmüyorum. Yüzleşmeniz gerekiyor ki bu kötü enerjiyi, bu travmatik geçmişi veya içinizde sizi huzursuz eden enerjileri atmanız gereken bir dönemi gösteriyor. Huzursuzluk ayın 8'ine kadar dikkat etmemiz gereken bir enerji. Mayıs 8'ine kadar dikkatli olmanızla ilgili uyarıyor. Böyle devam ettiğiniz sürece kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsin peşinde koşan, hakkaniyetten uzak olan, hayatınızdaki negatif enerjileri, kötü enerjileri uzaklaştırmanız gerektiği ile ilgili kartın uyarısı var. Bunu gösteriyor. Böylece takdir ve şükran ve takdir. Yani bu problemde, bu sınavlar, yapılan haksızlıklar ve hayatınızda yaptığınız yanlış seçimler, arkadaş olabilir, çevrenizdeki insanlar olabilir, duygusal olarak bağlı olduğunuz kişiler olabilir. Hakkaniyetten uzak olan insanlardan uzaklaş diyor. Şükran ve takdir enerjisini daha ağırlıklı gösteriyor. Sanki şükredeceğin, problemlerden kurtulma. Özellikle bak, ayın birinci yarısından sonra gösteriyor rahatlama, şükretme, takdir toplama enerjisini. İlk 10 gün biraz sıkıntılı geçebilir. İlk kartların enerjisine göre konuşuyorum. Şimdi genel bakımda daha net söyleyeceğim size. Şimdi tarotumuzu açalım. Şu boncuklarımı da ters çevireyim. Çık çık yapmasın, sizi rahatsız etmesin. Şimdi bakalım sevgili terazi ve yükselen terazileri, bakalım nasıl enerjiler bekliyor Mayıs ayında. Haydi bakalım. Arkadaşlar, bu bir genel açılımdır. Gördüğüm her şeyin her versiyonunu size açıklayacağım. Lütfen üzerinize uyanları alın.
Benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0531 278 0729 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bakımlarımızı WhatsApp görüntülü yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Bu bitiş kartının üzerine ben konuşacağım. Şimdi burada bir ölüm kartı çıkardı. Ölüm kartı dediğimiz ölüm olarak düşünmeyin. Bitiş ve yeni başlangıcı temsil eder ve Akrep burcunun kartıdır. Şimdi genel bir yorum yapacağım arkadaşlar. Önce aşkla ilgili, ilişkilerle ilgili yorum yapacağım. Buradaki enerjide sanki bir güç ve kuvvet toplamadan bahsediyor. Aşıklar kartı ile savaş arabası, azize, kupa ağası bunlar hepsi duygusal kartlardı. Duygusal hayatınızda kesinlikle ve kesinlikle özellikle su grupları yengeç ağırlıklı gösterdi ama yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akreplerle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hayatınıza gelecek olan yeni enerjilerden bahsediyor. Burada dikkatinizi çekerim. Bu ayın 15'i ve 15'inden sonraki enerjiyi gösteriyor. Zamanlamayı gösteriyor. 15 Mayıs'tan bahsediyor. Yeni teklifler alabilirsiniz. Özellikle aranızda sıkıntı yaşanan burçlar, ateşler, koç, aslan, yay, yükselen koç, aslan, yaydan bahsediyor. Ve havalar, ikizler, kova, terazi, yükselen ikizler, kova, terazi. Bu kişilerle aranızda sıkıntılar yaşanabilir. Ama duygusal hayatınızdaki problem ve gerginlikler 15'ine kadar devam edebilir. 15'inden sonra ilişkilerde barış, hoşgörülü davranma, yenilikler var. Kesinlikle. Şimdi burada bir yıkımdan ve bir bitişten bahsetmiyor. Şimdi burayı açıklayacağım size aşağıya. Yeni enerjilerden bahsetti. Savaş arabası ayın 8'i ve 18'i. 18'i ve 8'inden sonraki sürede hayatınıza girecek olan yeni enerjiler, duygusal olarak bağlanacağın kişilerden bahsediyor. Sevgili teraziler, evliliklerde ve ilişkilerde bitişleri göstermiyor. Genele baktığımızda ve aşk hayatınızdaki hareketlenme, aşk hayatınızda zorlanma, kızgınlıklar 15'i 18'ine kadar devam edeceğini, ondan sonra yeni başlangıçlar, geri dönüşler kesinlikle var. Şimdi burada sevgili teraziler, özellikle kova ve yükselen kovalardan da dönüşler var size. Hava gruplarıyla aranızda sıkıntılar var, tamam, ama kova ve yükselen kovalardan da geri dönüşler var. Enerji olarak burada bir görüşme söz konusu. Bu böyle de olabilir. Sanki ikilemde kalan, iki ilişkide kararsız kalan veya hayatında iki kişi olan, biri kalbinde geçmişinde kalan, biri hayatına yeni girmiş olan kişiden bahseden terazi ve yükselen teraziler varsa kesinlikle bir yol yapma enerjisini ve kesin kararla uzaklaşma enerjisini gösteriyor. Burada aslında terazini bitişini gösteriyor. Yani ilişkide uzaklaşan olacak kişi teraziyi gösteriyor. Onun isteğiyle bir bitiş yaşanabilir. Ama kimsenin teraziye bir resti ve çekilmiş olan bir resti veya çekilecek olan bir restten bahsetmiyor. Terazi kesin bir karar vererek bazı kişilerden ve ilişkilerden uzaklaşabilir. Şimdi bu ilişki üzerine bu bitiş kartı, ölüm kartı, bu akrep ve yükselen akrep enerjisinin kartıdır. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi burada akrep bir bitiş ve yeni başlangıcı da ifade ediyor. Çünkü terazinin yolu çıktı burada. Uzaklaşmak isteyen aslında terazidir. Bu bitişin üzerine bir kart çekeceğim. Bakalım nasıl bir bitiş. Mantıklı düşünmesi ve harekete geçmesinden bahsediyor terazinin. Evet, yol alıp duygusal olarak fikir ayrılığı yaşayan terazilerde ayrılma kararını ve uzaklaşma kararını kendisine vereceğini gösteriyor. Şimdi ilişkide problem yok. Problem varsa da gerginlikler ve sıkıntılar 15'ine kadar devam eder. 15'inden sonra rahatlama, ayın 8'i 15'i bu dönemi gösterdi.
Şimdi maddiyat ve kariyeri bakacağım terazilere. Bir bakalım. Maddiyat ve kariyerde neler var? Kariyerle alakalı bir savaş içerisinde gösteriyor sizi. Biraz darlanmış olabilirsiniz. Ama buradaki enerji imparator ve para prensi, kupa prensi. Bunlar çok önemli kartlardır. Maddi olarak darlanmış olabilirsiniz. Ama dengeyi tutturacaksınız sevgili teraziler. Zamanlamayı da size söyleyeceğim. Şimdi burada para ve işle alakalı 8'li vakitler. Ayın 8'i, 18'i, 28'i, 5'i, 15'i, 25'ini çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kavga ve tartışmalardan uzak durmanızda fayda var. İş hayatınızdaki gerginlik veya iş yerinizde sizi baskı altına kalan veya hani vardır ya ben patronum sen işçisin muhabbeti, böyle bir enerjiden bahsediyor. Ama bu enerji geçicidir. Biraz darlanabilirsiniz. Yine söylüyorum, 5'i 15'i 25'i Mayıs, 8 18 28 Mayıs'a dikkat etmemiz gerekiyor. Hem iş hayatınızla ilgili, arkadaşlarınızla ilgili, İşteki olan toplantılarda filan alacağınız bir darlanma, sanki sizin hissetmeniz veya işin vermiş olduğu yoğunluk da olabilir bu. Biraz darlanacağınız bir dönemdir. Size söyledim tarihleri. Ama genel anlamda iş kaygı yaptığınızı gösteriyor burada. Çok düşünme ve kaygı yapma, darlanma. Ama burada işten çıkarılma, ayrılma, işten atılma gibi kesinlikle bir enerjiden bahsetmiyor. Yorgun olabilirsin veya iş yerindeki insanların sana karşı yapmış olduğu haksızlıkla karşı karşıya kalacak olabilirsin. Ama bu geçici sürede kendini toparlayacaksın. Çok güzel maddi kazançlarınızın olacağını gösteriyor. Maddi kazanç, fırsat dolu dönem size ayın 14'ü ve 14'ünden sonraki süreyi gösteriyor. İşinizde yükseliş olabilir. İmparator kartı bunu gösteriyor. Direnç ve inatlaşma olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle her şekilde iş hayatın ve maddiyatla ilgili dengeyi sağlayabileceğin ve dengeli bir dönemden bahsediyor. Burada seni kızdıran bazı hususlar var. Görüp beğenmediğin veya sana zarar vermek isteyen, seni takip altına alan, sana emirvaki davranan enerjilere bir karşılaşma, bir tartışma yaşayabilirsin sevgili terazi. Genele baktığımızda iş hayatında haksızlık var. Rahat olmadığını gösteriyor. Ama dediğim gibi bu tarihlere dikkat etmemiz gerekiyor. Parayla alakalı mükemmel bir dönemdir sevgili teraziler. Parada bir problem ve sıkıntı göstermedi kartlar. Şimdi bir sağlık bakalım. Birkaç kart çekeceğim sağlıkla ilgili. Kupa üçlüsü. Güzel. Şimdi sağlıkla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşayacağınızı göstermiyor. Psikolojik biraz dediğim gibi ayın ilk dönemi onuna kadar biraz gergin ve fiziksel ve ruhsal olarak yorgun hissedebilirsiniz. Ama kesinlikle ciddi bir sağlık problemi falan göstermedi. Duygusal hayatınızın vermiş olduğu stres olabilir, işin stresi olabilir ama buradaki enerji de kesinlikle her şekilde sağlam ve imparatrice gösterdi. Her şekilde dayanıklı ve sağlıklı bir dönem geldiğini gösteriyor. Sağlıkta problem yok. Şimdi kahvemize bakacağız sevgili terazi burçları. Bakalım kahvemizde neler var. Kahvemizin içini görüyorsunuz değil mi? Kaygılarınızı, yoğun düşünceler, kaygılar ve bu tarafa çevirdiğimde özellikle duygusal hayatınızdaki kaygıları gösteriyor. Terazide bu ayın 10'una kadar bir yalnızlık söz konusu. Sanki kendini geri çekip düşünmeler ve kendini biraz yalnız hissetme enerjisini gösterdi. Çok yoğun düşünceler ve kaygılarınız var. Ve bu tarafta bir ışık yolu var mı? Var. Özellikle burada beşli vakitler. 5'i, 15'i, 25'i bir yüzleşmeniz, bir görüşmeniz olacağını gösteriyor. Bu görüşme duygusal hayatınızla ilgilidir.
Özellikle üçlü ilişki içerisinde olanlar üçlü bir enerjiden bahsediyor. Üçüncü kişinin müdahalesi olan kişilerde kesinlikle bu üçüncü kişinin sizi rahat bırakması ve uzaklaşmasından bahsediyor. Bak, bu çok önemli bir husustur. Tamamen bırakacağını gösteriyor bu dönemde ve bu aranızdaki konuyu çözüleceğini, çözüm yolunu bulacağınızı gösteriyor. Aklınız, fikriniz üçüncü kişide kaldığını gösteriyor. Bu arkadaşınız, arkadaş çevreniz olabilir, ailenizde, evliliklerinize müdahale eden kişi olabilir veya üçlü bir ilişki içerisindeyseniz kesinlikle bunu gösteriyor. Şimdi burada ne var? Burada terazinin gerçekten tek ayak üzerinde kalması. Tek ayak üzerinde kalmak ne demek? Zorlanıyor terazi. Haddinden fazla enerji olarak yorulmuş olduğunu ve taşıdığı bu yük onu rahatsız ettiğini veya artık bu yükü taşıyamaz hale geldiğinden bahsediyor. Özellikle ilişkilerden bahsediyor arkadaşlar, bak, evliliklerde ve ilişkilerden bahsediyor. Ama bu dönem dediğim gibi ayın 10'una kadar gerginlik yaşanabilir. Lütfen ayın 10'una kadar sabırlı davranmanız, tartışmalardan ve kavgalardan uzak durmanız, başarabildiğiniz kadar sıkıntılı insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Burada kafanızda git gel yaşadığınız bazı hususlar var. Git gelde kalmak nedir? Kararsız ve ikilemde kalmak. Karar veremiyorsunuz. Belki birilerinden kopmak istiyorsunuz, kopamıyorsunuz. Bir çaresizlik söz konusu. Ama bu ayın 14'ünden sonra o kadar güzel enerjiler geliyor ki size sevgili teraziler. Küçük küçük yollarınız var. Hareketli bir dönemin gelişinden bahsediyor. Ve burada bir ayrılık söz konusu. Ev taşıyabilirsiniz. İş yerinizi taşıyabilirsiniz. Evinizden ve ailenizden sanki sizi uğurlayıp gönderecek insanlar var. Yıldızınız olağanüstü parlak. İsminde A harfi, V harfi, isminde ve soy isminde A harfi, V harfi, L harfi, Lüleburgaz'ın L'si, L harfi, İ harfi olan terazi ve yükselen teraziler, kocaman bir yıldızınız var. Yıldız nedir? Kısmet ve şansının dönmesi, işinde yükseliş, başarı, her şekilde bu zafer senden yanadır. Zafere ulaşma, zaferi gösteriyor. Genel olarak sakin bir dönemi gösteriyor. Mayıs'ın ilk 10. 10. ayın ilk yarısı, yani 10'undan sonra kesinlikle ve kesinlikle gerginlik falan göstermiyor. Rahatlama var. Burada para beklentisi olan, miras davası olan veya borç para vermişin alamıyorsun. Mayıs'ın 18'i para ile alakalı, 18'i ve 18'inden sonraki sürede birikim ve para bekleyen terazi ve yükselen terazilere mükemmel bir bereket ve şansın geldiğinden bahsediyor kahve. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Birikim var burada. Belki böyle de olabilir. Bir iş yeri açabilirsin. Yeni bir iş başlangıcı yapabilirsin. Getirisi muazzam. Gerçekten çok başarılı ve bereketli bir dönemdir. Her gününü iyice değerlendirmeniz gereken bir dönemden bahsediyor. Kıskanılıyorsunuz sevgili teraziler, ama gerçekten üzerinizdeki yük, taşıdığınız yük ve sorumluluk sizi çokça yormuş olduğunu da gösteriyor. Burada tertemiz bir kalp çıkmış. Şimdi böyle kaydırdığım zaman kalp kayboluyor, ama buradaki enerji de yolculuktan bahsediyor. Değişime açık gösterdi terazileri. Dediğim gibi ev değişimi, yer değişimi yapabilirsiniz. Temiz midir? Evet. Olumlu mudur? Uğurlu mudur? Evet. Şimdi bu yalnızlık dedim ya, yalnız kalma var. Burada da yalnızlığınızı gösteriyor. Ben yalnız daha iyiyim enerjisinde olan terazilerde bu sanki biraz kendini toparlama enerjisini gösterdi. Yalnız kalarak kendini toparlama, ama çok mükemmel getirisi var bu sessizliğin ve yalnızlığın, bilginiz olsun.
Kimseyi istemiyorum hayatımda. Yani ben tartışma kavga istemiyorum. Kendime vakit ve zaman ayırıp kendimle ilgileneceğim enerjisini gösterdi. Yani burada terk edilecek, bırakılacak, itilecek kişi siz değilsiniz. Eğer siz isterseniz birilerinden uzaklaşıp gidebilirsinizin enerjisini verdi. Güzel çıkardı. Kahve de güzel çıkardı kartlarda. Hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun inşallah sevgili teraziler. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.